Merhaba. Yine bugün 50 tane ehliyet sınav soru çözeceğiz. Animasyon sorusu da var. Görsel sorular da var. Videoyu iyice izleyin. Sosyal medyadan takip edin. TikTok'tan, Instagram'dan paylaştığım soruları mutlaka çözün deneme sınavlarını. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoları beğenmeniz benim için gerçekten çok önemli. Beğenen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnanın gerçekten bazı arkadaşlarınız her gün gelip beğeniyor. Soru çözümlerimize geçelim. Sorularınız olursa yorum kısmına yazın. Cevaplamaya çalışıyorum tüm soruları. Yine görsel bir soru. Güzel de bir soru arkadaşlar. Görseldeki gibi bir karşılaşmada iki numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Bu bir. Bu iki. Göremeyenler dikkatli baksın diyorum hep. Buradaki işaretimize bakıyoruz. Daralan kaplama, daralan yol işareti var. Bu otomobil, bu kamyon. İki numaralı aracın ne yapması gerektiğini soruyor. Kamyonun. Şıklara bakalım. Geçiş önceliğini kendisi kullanmalı hızlanıp köprüye bir numaralı araçtan önce girmeli, geçiş önceliğini bir numaralı araca vermeli, 1 numaralı aracın daralan yol bölümüne girmemesi için selektör yaparak uyarmalı. Şimdi görseli inceleyelim az önce de bahsettik. 2 numaralı araç burada ne yapacak arkadaşlar? Geçiş önceliğini bir numaralı araca verecek yani cevap C seçeneği. Neden? Burası düz bir yol. Aksine bir levha da yok. Düz bir yolda daralan bir yolda iki araç karşılaşırsa kuralımız neydi? Omko kalim diye bir sıralama var da o kafamızı karıştır. Rezberlemeyelim fazla çok da. Ne yapacağız? Hızlı giden araç. Yani ağır vasıta. Hafif araca yol verecek. Yani mantığı şudur arkadaşlar. Kamyon buraya gelse buradaki yolu kaç dakikada geçer? 3 dakikada. Bu adam 3 dakika beklemek suç değil mi bu adamın? Ama suç derken yani bu adam 3 dakika niye beklesin? Bu girse bu yola önce 30 saniyede geçecek. Dolayısıyla mantığı şudur bunun. Hızlı giden araç hafif araç önceliklidir. Ki zaten şöyle de bir şey var. Otomobil hepsinden önceliklidir. Tüm araç karşılaşmalarında otomobil önceliklidir. Fakat leha yoksa unutmayın. Leha varsa durum değişebilir. Geçelim. Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye bilinci yerindeyse hangisi yapılabilir? Kaynar su ile yıkama, iyice sarılarak uyutma, karla ovularak masaj yapma, şekerli ılık içecekler verme. Şimdi arkadaşlar cevabımız nedir? donma tehlikesi geçiren kişiye kaynar su olmaz. Uyutma değil. Karla olma olmaz. Cevap D seçeneği. Genel olarak ilk yardımda bizim işte yiyecek içecek verilmez. Fakat baş güneş çarpması durumunda ya da donma durumunda içecek verilebilir. Onlar da şurada kısaca özetleyelim arkadaşlar. Güneş çarpması durumunda işte kişiye serin bir yere götürülür. Deri üzerine soğuk tatbik edilir. Arkadaşlar don güneş çarpmasında birdenbire soğuk değil. Oda ısısındaki suyla duş aldırabilirsiniz ya da o tarz. Yani güneş çarpmasında yine arkadaşlar serin serinlemesi için su verebilirsiniz. Normal ilk yardımda su yiyecek içecek yok. Ama güneş çarpması ve donma durumunda verilebilir. Bakın burada da yazıyor zaten. Donmayı önlemek üzere şeker içeriği fazla sıcak şeyler yedirilir veya içilir. Yani nedir çikolata şey. yani alkol içecek verilmez diyor Geçelim bunu da Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur Bir ani hızlanmalar yapılması 2 araç lastiklerin eskimesi 3 hava filtresinin değiştirilmesi Yakıt tüketimini arttırır Ani hızlanmalar ani manevralar arttırılır Evet Araç lastiklerin eski olması Hava filtresinin değiştirilmesi arttırmaz arkadaşlar. Hava filtresinin değiştirilmesi. Bu önemli. Şimdi araç lastiklerinin eskimesine bakacak olursak. Yani bu eski lastik meselesi biraz detaylı bir mesele. Arkadaşlar eski lastikler, lastiklerin eskimesi de yakıt tüketimini arttırır. B seçeneği yalnız çok detaylı bir mevzu. Çok ciddi manada arttırmaz tüketimi. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Eski lastikler biliyorsunuz dişleri azalır. Dişleri azalacağı için araç her kalkışta veya dururken daha geç duracaktır. Daha geç kalkacaktır. Yani bir patinaj süresi olacaktır yeri tutmayacağı için Veya lastik sertleşeceği için az da olsa yakıt tüketimini arttırır. Gözle görülür bir tüketim artışı olmaz fakat milimetrik değerlerle bakarsak cevabımız B seçeneği oluyor burada. Kafanızı karıştırmasın. Geçelim. Videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucu oluşmuştur? A takip mesafesi kuralı B geçme kuralı, C kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralı, D şerit takip kuralı. Şimdi tehlikeli durum ne önce onu saptayalım animasyonlu sorumuzda. Arkadaşlar dikkatle bakarsak bir tane beyaz araç var, şu aşamada bir de yeşil araç. Yeşil araç sola dönecek, beyaz araç da sağa dönecek. Fakat tam zıt yönlerde durmuşlar. Yani aslında beyaz sağa döneceği için sağ şeritte olmalı, yeşil de sola döneceği için sol şeritte olmalı. Gördüğünüz üzere. Fakat burada ikisi de şeridinde durmuyor Kaza oluşmasına sebebiyet verecekler fakat kaza olmuyor Bu durumun sebebi nedir arkadaşlar şerit takip kuralı D seçeneği Gördüğünüz üzere dikkatli izliyoruz sorular mutlaka animasyonlu sorular ve fotoğraflı sorular dikkatli izleyin Bakın burada yeşil ışık yanıyor ona da dikkat edin belki yeşil ışıkta tehlike olabilirdi kırmızı yansaydı O zaman cevap değişirdi Geçelim Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi hangisidir? Şıklarımız A. Hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi B. Debriyaj pedalına hiç basılmaması C. Debriyaj pedal boşluğunun artması D. Debriyaj telinin kopması Arkadaşlar cevabımız A diyenler doğru yanıtladı arkadaşlar. Eğer aracı kullanırken araç hareket halindeyken debriyajın üzerinde ayağınızı tutarsanız manuel vitesli araçlarda debriyajlar biliyorsunuz. Orada ayağınızı tutarsanız debriyaj pedalı üzerine temas ettirirseniz debriyaj balatası erkenden biter. Fren sistemindeki gibi arkadaşlar buradakinde de yani debriyajında bir balatası var. Nasıl ki frenin balatası var bastıkça arabayı durduruyor. Debriyajında bir balatası var. Ayağınızı debriyajın üzerinde ne kadar Hocam ben basmıyorum sadece üstünde duruyor deseniz de farkında olmadan basarsınız. Dolayısıyla da balatası biter. Aynı zamanda debriyaj bilyesi de zarar görür. Unutmayın araç kullanırken hareket halindeyken ayağınız sürekli debriyaj üzerinde olmasın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir? Göz bebeklerinin küçülmesi, kişinin aktif ve huzursuz olması, yüzde kızarma ve vücut ısı sıcaklığının artması, parmak uçları ve dudaklarından başlayıp yayılan morarma olması. Bakın morarma olması. Cevabımız nedir? Tabii ki D seçeneği arkadaşlar. Parmak uçları morarır. Oksijen olmadığı zaman arkadaşlar solunum yapmazsan vücuda oksijen girmez. Su nefes alarak oksijen almış oluyoruz. Bu oksijen ne oluyor? Kan sayesinde vücuda dağılıyor. Dolaşım sistemi sayesinde. Dolayısıyla oksijen gitmezse dolaşım sistemi vücuda da oksijen sağlayamaz. Dolayısıyla parmak uçları ve dudaklar morarır. Bak solunumun durması sonucu organlara, dokulara yeterince oksijen gitmez. Öncelikle parmak uçları ve dudaklardan meydana morarma gelir. Morarma meydana gelir pardon. Bakın arkadaşlar unutmayın. Oksijen vücuda hangi organla alınıyor? Ciğerlerle nefes alıp vererek. Yine bu da arkadaşlar oksijenin vücuda dağılımı da dolaşım sistemi. Kalp, kan bunlarla oluyor. Onu da unutmayın. Çıkar sınavda yine. Geçelim. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir? Motor yağını temizler. Motor soğutma suyunu temizler. Motorun emiş havasını temizler. Araç içerisinde verilecek havayı temizler. Araçlarda bildiğiniz üzere filtreler var. Buradaki filtremiz polen filtresi. Polen filtresi arkadaşlar D seçeneği araç içine girecek havayı temizler. Polen filtresi klimada kullanılan bir filtredir. Klimaya girecek havayı temizler. Motor yağını temizleyen yağ filtresi. Soğutma su. Hava filtresi bu C seçeneği de. Şimdi şurada filtrelerle ilgili heh, şunu göstereyim ben size. Arkadaşlar araçta bulunan filtreler bunlar karşımıza gelir. Yakıt filtresi yakıtı temizler. Bak kelimenin içerisinde geçer. Hava filtresi havayı temizler. Polen filtresi klima. Yağ filtresi ise yağı temizler. Yakıt filtresi var bir de o da yakıtı temizliyor. Unutmayın. Burada polen filtresi demiş bize. Nedir? Havayı temizliyor. Yani klimadan gelecek havayı temizliyor. Geçelim. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Bu soru her sınavda bir tane gelir bekliyorum ben çoğu sınavda geliyor. Geç, hızlan, yavaşla, sağa yanaş ve dur. Doğru cevap nedir? Sağa yanaş ve dur. Zaten şu eli yukarıda kaldırıyor ya bu elini. Bu dur demek, stop. Bu da işte sağa yanaş dur. Şimdi bunları şurada göstereyim. Hangisiydi bizimki? Şu. Sağa yanaş dur. Duru sorarlar. Zaten dur bak. El yukarıda ya bu dur. İşte neyse bu yavaşla. Gece geç gece dur. Bunlar önemli gece yönlendirme. Ya işte birinden biri çıkar diye ümit ediyorum. Büyük ihtimalle çıkıyor her sınavda. Onun için buranın fotoğrafını alın. Sık sık bakın tekrar edin. Ya da Instagram'da paylaştım bunu. Oradan da bakabilirsiniz. Her gün gidin bir kere izleyin mesela. O kaydede basın favorilere. İşinize mutlaka yarar. aklınızda öyle kalır arkadaşlar. Her gün bir kere gidip izleyeceksin. Ya da fotoğrafını alıp her gün bakacaksın bir kere. Aklında kalmasını istiyorsan. Bir kere görmekle aklında kalmasın. Aşağı basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi hangisi olabilir? Diferansiyel arızaldır. Buji kabloları gevşektir. Yağ pompası arızaldır. Akünün kutup başları gevşemiştir veya oksitlenmiştir. Cevabımız nedir arkadaşlar? Evet, bu sorumuzun cevabı tabii ki D seçeneği arkadaşlar. Marş motoru dönmüyorsa demiyor bakın yavaş dönüyorsa diyor. Çünkü dönmüyorsa derse soru değişir sınavda bu şekilde yanlış yapabilirsiniz. Şurada hemen detaylandıralım bu mevzuyu. Bakın arkadaşlar bunlar da çıkar. Marş motor yavaş dönüyorsa kutup başları gevşemiş ya da oksitlenmiştir bak. Ne diyor? Yavaş dönüyorsa kutup başları oksitlenmiştir ya da gevşemiştir ya da akünün şarjı yeterli değildir. Bakın, oksitlenmiş, gevşemiş, şarj yeterli değil. Hiç dönmüyorsa akü tamamen boşalmıştır. Sınavda bu şekilde de sorabilirler. Yani marş motoru hiçbir şekilde dönmüyorsa akü boşalmıştır. Geçelim. Dizel motorda kullanılan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Bu soruyu şu şekilde de düşünebiliriz. Dizel araca benzin, yani mazotlu araca benzin, benzinli araca mazot da koyabiliriz. Tam tersi de olabilir. Bu durumda hangisini yapacağız? Şıklarımız, aracın düşük hızda sürülmesi, yakıt deposunun boşaltılması, aracın yüksek devirde kullanılması, lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Arkadaşlar çok nadir de olsa denk geldiğimiz bir olay günlük hayatta da bu. Cevabımız B seçeneği. Eğer bu şekilde bir şey başınıza gelirse benzin deposunu boşaltmanız gerekiyor. Yani siz boşaltamazsınız, servis yapacak bunu. Yine mesela fark etmediniz, bir süre gittiniz, yeni yakıt aldınız. E aracınız tekledi ya da bir sıkıntı oldu durdu. Yani fark ettiğiniz an durmalısınız kontağı kapatmalısınız. En az zararla kurtulmak için. Çekiciyle götürmelisiniz servis aracı. Geçelim. Kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Evet kavşakta herhangi bir ışık leha yok. Hangisi ilk geçiş hakkını kullanacak? Arkadaşlar bir defa at arabası olmaz. Motorlu taşıtlar önceliklidir. Bunu eledik. Sonra bunun üçü arasında nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bir kuralımız vardı. Kural ne diyordu? Dönüş yapacak araçlar düz gidenlere yol verir diyordu. O halde motosiklet kamyonet diye otomobile yol verecek. Çünkü o dönüş yapıyor. Bunu da eledik. İlk bu geçemiyor. Sonra bunlar arasında otomobille minibüs kamyonet arasında pardon ismi aklıma gelmedi. Kamyonet arasında sıralama nasıl olacak? Tabii ki önce otomobil geçecek. Neden? Arkadaşlar her zaman sağdaki öncelikli biliyorsunuz. Otomobil kamyonetin sağında olduğu için. Önce otomobil geçiyor. Sonra kamyonet. Sonra motor. Sonra at arabası. Sıralama da bu şekilde. Geçelim. Motor çalışırken uzun süre ve sıkça marş yapılması hangisinin ömrünü kısaltır? Alternatörün, far ampullerinin, marş motorun, endüksiyon bobininin. Doğru cevabımız marş motoru. Aslında sürekli sıkça marş yaparsanız marşa zarar verirsiniz. Sorunun içinde cevabımız var. Yani farla ne alakası olacak? Marşa zarar verirsiniz. Şimdi bununla ilgili mesela şurada notlar var. En çok çıkabilecek yerler. Neymiş mesela? Uzun süre sıkça marş yapılırsa marş motorun ömrü kısalır. Zarar vermiş olursunuz. Yine ilk hareketi veren sistemdir. Motorun çalışması için marş sistemi. Marş yapma süresi 10-15 saniyeden fazla olmayacak. Eğer çalışmaz araç biraz bekleyip tekrar deneyebilirsiniz şansınızı. Uzun süre sıkça marş yaparsanız akümülatör boşalır akü. Unutmayın. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akü boştur. Bunlar önemli arkadaşlar. Çıkan marşla ilgili çıkabilecek şeyler bunlar. Geçelim. Hangisi toplum adabına aykırı davranışlardandır? Trafikte araca arızalanan birine yardımcı olmak, kaza, deprem, sel gibi felaketlerde çıkar sağlamaya çalışmak, engellilere ayrılmış alanların dışına park etmek, toplu taşıma araçlarındaki yaşlı, çocuklu ve engelli insanlara yer vermek. Aykırı olanı bulacağız. 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu ya da 3 olumsuz, 1 olumlu, 3 olumlu, 1 olumsuz bu trafik adabında buna dikkat edin. Şimdi birine yardımcı olmak artı pozitif. Çıkar sağlamaya çalışmak buralarda negatif. Engellilere ayrılan yerler dışına park etmek. Evet doğru olan. Toplum, toplu taşıma araçlarındaki yaşlı çocuklu engelli insanlara yer vermek bu da pozitif. Bakın 3 pozitif 1 negatif cevabımız B seçeneği. Ya da tam tersi olur 3 negatif 1 pozitif olur. Trafik adabı sorularında bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Görseldeki yoldan numaralandırılmış araçlardan hangileri en fazla 70 km saat hızla yollarına devam edebilir? Şimdi görsel incelediğimizde otomobiller bakın otomobiller 70 ile diğer araçlar 60 ile gidecek burada. Şu EDS görseldir arkadaşlar o da çıkıyor bazen. Şu kamerayı görürseniz EDS var bu yolda. Yani ortalama hız tespiti yapıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. 1980 metre boyunca ortalama hız tespiti yapılıyor burada. Girişinde ve çıkışında kamera oluyor bu yolların. Ortalama hızınızı alıyor. Mesela 10 saniyede gidecekseniz siz 9 saniyede gitmişseniz ceza yazar size. Çıkar diye onlardan da bahsettim. Burada 70 ile hangileri gidebilir o halde? 1, 2 gidebilir. B seçeneği. 3 kamyon. Bu 60 ile gidecek. Bu da 60 ile bak. Zaten burada belirtmiş. Geçelim. Araç ışıklarının kullanılması kuralına göre hangisi doğrudur? Işıklar okudukça doğru yanlış diye işaretleyelim. A. Sadece park ve sis ışıklarının yakılarak sürülmesi. Doğru mu? Hayır. C. Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece ses sis ışıklarının kullanılması. Yanlış. Kısa ışıkların. C. Geçme sırasında uyarı amacıyla Uzağı ve yakını gösteren ışıkların kısa süre içerisinde sırayla ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması. Uyarı amacıyla arkadaşlar selektör yapılması doğru mudur? Bu doğru. D. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin kara yoluna kullanılan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzağa gösteren ışıkların yakılması doğru mudur? Hayır. Eğer karşıdan bir araç geliyorsa kısa ışıkları yakacağız. Bu da C seçeneği doğru yanıtımız. Geçelim. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Yüklerin bağlanması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması. Doğru cevap B seçeneği. Yükle birlikte yolcu taşıyabilirsiniz mecbur kalırsanız fakat yolcular yüklerin üzerine oturamaz arkadaşlar. Şurada gösterelim Önemli kısım şu 120 santim korkuluk bulunacak Yolcular kasa içerisinde ayrı bir yere oturacak Yüklerin üzerine olmaz Şu fotoğrafı bilerek koydum İşte bu, bu yanlış bir işlem Ayrı bir yere oturacak Ayakta olmaz yük, yük üstüne düşer bu adam Böyle şey olur mu? Aşağıdakilerden hangisi aracın süspansiyon sisteminde yer alır? Şaft, amortisör, debriyaj, diferansiyel. Süspansiyon sistemi. Cevap nedir? Amortisördür. B seçeneğidir. Araç süspansiyon sistemine bakalım. Neler var neler yok. İşte bunlar araç süspansiyon sistemi. Görev nedir? Titreşimi sönümlemek, sürüş güvenliğini önlemek, yani konforu arttırmak, pardon. Darbe titreşim salınımları önlemek, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Bunlar arasında ne vardır? Süspansiyon sisteminin parçalarından en önemlisi yay sonra amortisörlerdir. Yaylar şokları sönümlüyor. Amortisörler de yayların salınımlarını sönümleyerek sürüş konforu sağlıyor. Yani bu amortisör dediğimiz sistem şu. E, yolda mesela bir çukura düşüyorsunuz. Yol bozuk oluyor. O bozukluğu sizi en az hissettirmeye çalışıyor. Bunu da geçelim. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? sadece traktörün girebileceğini, traktörün park edebileceğini, traktörün giremeyeceğini, traktörün geçebileceğini. Cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar hep söylüyorum. Çok az ufak tefek birkaç istisna hariç eğer kırmızı çember ve yuvarlaksa yani kırmızı yuvarlak içerisinde bir figür varsa bu yasaklama bildiriyor. Yani bunun içerisine bisiklet değil de şey bir e, traktör değil de insan koysaydın o da aynı şekilde yani yasaklama bildirir bunlar girilemez yapılamaz manasını taşır. Bu yuvarlaklar yasaklama bildiriyor. Yuvarlak içerisinde siyah figür unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme gereçlerden biri değildir? Üçgen reflektör İlk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevap. Üçgen reflektör evet, ilk yardım evet, yangın söndürme cihazı okey. D seçeneği cevabımız. Arkadaşlar burada zorunlu malzemeleri ben sıraladım. İşte takograf otomobilde otobüste bulunacak. Taksimetre taksilerde. Yangın tüpü birçok araçta bulunuyor. Sadece bisiklet, motosiklet hariç. Reflektör. İşte burada hangi araçta ne bulunması gerekiyor? Bu şekilde yaptım. Mutlaka okuyun bu sayfaları. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? Sürücünün kısa ve uzun yolu kullanması, kısa ve en uygun yolu kullanması duyarlılık mıdır? Evet arkadaşlar. Kısa yol kullanırsanız aracınız daha az hareket eder, daha az yakıt tüketirsiniz, çevreyi daha az kirletirsiniz. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması bu da güzel bir şey. Olumludur. Bir yere giderken toplu taşımayı kullanmak bu da olumlu. Sigara, küllük ve izmaritlerin başka bir şeylerin yoluna atıp yani yola çöp atıp, atıp dökülmesi diyor. Sigara, külü ve izmaritleri yola atması nedir? Çevreye duyarlı bir davranış değildir. Çevreye zarar verici bir davranıştır. Geçelim. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa hangisi yapılır? Motora yağ eklenir, far ampulleri değiştirilir, arka cam rezidansı çalıştırılır, buji kabloları ve bobin kurutulur. Yani nemli hava ya da ıslanmışsa, yağış varsa yıkama işlemi sonrası buji kabloları ve bobin kurutulur. Bunlardan biri nemlenirse motor çalışmaz. Çünkü ateşleme yapmayacağı için çalışmaz. Unutmayın. Ateşlemeden dolayı buji ateşlemez. Dolayısıyla da çalışmaz. Bu parçalar kurutmanız gerekiyor. Bunlardan biri ıslanmışsa şayet. Ya da nemlenmişse aşırı nemden doluyor. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır? Havanın sisli olması, yol zeminin gevşek olması, yüksek hızda araç kullanılması, araç fren sisteminin arızalanması. Doğru cevap B seçeneği. Yol zeminin gevşek olması yolla alakalı. Havanın sisli olması, hava şartları, Yüksek hızda araç kullanması sürücüden kaynaklanan hata olur. Araç fren sisteminin arızalanması yine araçtan kaynaklanan hata olur. Bunlar da çıkıyor diye tek tek açıkladım. Geçelim. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır? Su ve yağ soğutmalı, su ve hava soğutmalı, yağ ve motorun soğutmalı, hava ve benzin soğutmalı. Cevabımız nedir? Arkadaşlar soğutma sistemlerine göre araçlar su ve hava soğutmalı. Su soğutmalı araçlar bizim bildiğimiz otomobiller radyatörler aracılığıyla soğutuyor mesela motor kendisini. Hava soğutmalılarda en bilinen motosikletler bunlar hava soğutmalı sınıfına girer. Su ve hava soğutmalı olarak iki ayrılır soğutma sistemine göre ayrılmalar. Geçelim. Trafik işaretlerinden hangisi aracın yük taşıma kapasitesine sınırlama getirir? Şimdi bunlara baktığımız zaman bu genişliğe sınırlama getiriyor. Genişlik anlamda gabari. Bu yükseklik anlamda gabari. Bu uzunluk. Bu da dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan araçlar giremez diyor. Yani ağırlığa bir kapasite getiriyor. Cevap C seçeneği. Geçelim. Hangisi motor soğutma sisteminin elemanı değildir? Balata, su pompası, radyatör, termostat. Basit bir soru. Su pompası, radyatör, termostat, soğutma sisteminin parçalardır. Balata fren sistemi. Geçelim. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmış olur. Şıklarımız akünün boşalmasından, akünün tam şarjlı olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Sorumuz ne diyor? Uzun süreli şarj yapmak zarar veriyormuş aküye, marş akü ve marş motoruna. Bunlar da aynı zamanda bilgi arkadaşlar bu sorular aynı zamanda öğreten sorular. Buradan biz ne öğrenmiş olduk? Uzun süreli marş yapmak zararlı bir şey. Akü ve marş motoruna zarar veriyormuş. Neyse sorumuza dönelim. Onun için sorunun her aşamasını dikkatli dinlemeniz lazım. Sorumuza döndüğümüzde marş motoru dönmüyorsa hangisinden kaynaklanmış olabilir diyor? Akünün boşalmasından, akünün tam şarj olmasından Hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sık olmasından. Doğru cevabımız nedir? Tam şarj olması daha iyi performansını arttırır akünün. Hava filtresi burada alakasız. Akünün kutup başlarının sıkı olması yine iyi bir şey bu. Kötü bir şey dönmemesinin sebebi marş motorun akünün boş olmasından kaynaklanıyor. Doğru cevap A seçeneği. Bu akü ile motor ve araç tekniği dersinde Akü ile marş sistemi hakkında çıkabilecek karşımıza gelebilecek notları burada derledim. Karşımıza ne gelebilirmiş? Motorun ilk çalışması için ilk hareketi veren sistemmiş. Marş sistemi bakın. Marş yapma süresi 10 15 saniyeden uzun olmamalıdır. Olursa zararı var biliyorsunuz. Araç çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Yani bir kere marş yaptınız çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Uzun süre ve sıkça marş yapılırsa akümülatör boşalır. Motor çalışıyorken tekrar tekrar marş yapılmamalıdır Tekrar tekrar marş yapılırsa marş dişlisi veya volan dişlisi zarar görür arka arkaya sık sık marş yaparsanız Motor çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması marş motorun ömrünü kısaltıyor yine Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır bizim sorumuz da buydu zaten Buradaki bilgilerin hepsi önemli sınavda zaman zaman çıkıyor onun için buranın fotoğrafını alın biraz uzun oldu sonra ama Mecburuz yani bunu yapmaya. Çünkü çok çıkıyor buradan soru. Geçelim. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? Dinamo, vites kutusu, motor, diferansiyel. Evet bu sorumuzun cevabı da arkadaşlar motor. Motor yani iş, motorlar içten yanmalı dıştan yanmalı olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Şu an günümüzdeki motorların çoğu içten yanmalı motorlardır. Yani en azından otomobil teknolojisindeki motorlar. Motorlar yine zamanlara göre iki zamanlı dört zamanlı olarak da ayrılıyor kendi arasında. İki zamanlı motorlar pek çıkmasa da dört zamanlı motorlar bize çok çıkıyor ehliyet sınavında. Dört zamanlı motorlarda arkadaşlar dört zamandan kasıt nedir? Dört tane evresinin olmasıdır. Bu da nasıldır? Emme sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanları. Bunlar sıralı söyledim arkadaşlar. Emme zamanında yakıt hava karışımı emiliyor. Ateşleme zamanında ateşleniyor arkadaşlar. Benzinli motorlarda buji ile dizel motorlarda sıcak hava üzerine yakıt püskürtmek suretiyle. Yine egzoz zamanında da bu atıklar atılıyor egzoz aracılığıyla. Egzozdan çıkan atıkları zararsız hale dönüştüren bir parça vardı. O neydi? Katalitik konvertör. Onu da unutmayalım. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır Rot silindir bloğu şaft direksiyon mili Cevabımız nedir B seçeneği Silindir bloğu rot neydi arkadaşlar rot frenleme sisteminin bir parçası şaft Güç aktarma organları elemanı Direksiyon mili de yine direksiyonla alakalı bir sistem aracı yönlendiren sistem Silindir bloğu motorla alakalı Şimdi motorun parçaları şurada Bunların hepsini ezberleyemezsiniz ama Bir kere de olsa okuyun aklınızda kalsın İşte silindir bloğu da e, Şurada Heh şu Silindir bloğu bu Arkadaşlar bir sürü parçası var tek tek şimdi Hepsini anlatmayalım ki zaten çıkmaz Çoğu da çıksa bile Mesela silindir bloğu çıkabilir Ondan sonra buji çıkar Ondan sonra ne bileyim Silindir kapak contası çıkar. Nadiren dosta jonta conta bozulursa sızdırıyor arkadaşlar işte oradaki şey. Ya benzin, yakıt neyse işte or or orada bulunan contanın görevi budur. Bunlar genel olarak motor, motorun bir parçaları, elektrik sistemi olsun, şey olsun. Geçelim. Geceleyin şehirler arası karayolunda seyrederken araçla karşılaşıldığında kısa farları kullanmak gerekiyor. Bu durumda net görüş mesafesi 25 metreye düşer. Bu bilgiye göre safarların kullanılması gerektiğinde hangisini yapmak doğru olur? Karşı taraf ikazda bulunmazsa uzun farlarla yola devam etmek, araç hızını herhangi bir tehlike anda kolayca durdurabilecek hıza getirmek, yolun daha iyi görmek için ard arda kısa aralıklarla selektör yapmak, yolun sağında bir tehlike gelebileceğini düşünerek iyice sola yanaşmak. Şimdi burada dikkat çektiği yer nedir? 25 metreyi görüyorsun diyor. Aslında sana bir ipucu veriyor soru. Ne diyor? Kısa fara geçmen gerekiyor. Kısa fara geçtiğinde de 25 metreye görürsün. E 25 metreye görüyorsan 26. metrede bir tehlike olursa çarpabilirsin. O zaman ne yapacaksın? Kolayca durabilecek seviyede gitmezsin. Aslında ne oluyor biliyor musun? 25 metreyi görüyorsan işte hız sınırlamamız neydi? Hızımızın yarısıydı. Yani 50 ile falan gitmelisin. Çünkü 25 metreden ileriyi göremiyorsun ne olduğunu. Ona göre her an durmayı kolaylaştıracak bir hıza getirmelisin aracın. Cevap B seçeneği. Son değişiklikle birlikte denetim ve kontroller sırasında araç muayene süresini geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? Şıklarımız para cezası verilir. Araçlar trafikten men edilir. Muayene yaptırmalar için ek 33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir. 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapiste cezalandırılır. Eğer muayeneyi unuttuysanız aracınızda zaten bir polise falan denk gelirseniz size ne yapar ceza yazar. Fakat e, denk de gelmezseniz muayene istasyonuna giderseniz orada zaten gecikme cezası diye ceza uygularlar. Ceza var bir defa. Trafikten men de edilebilir bu ilk yakalandığınızda değil sonraki yakalanmalarda men edilir. Yine ek 33 belgesi ek süre tanınır. Evet bu da doğru. 3 aydan az olmamak şartıyla hafif ceza. Arkadaşlar ceza evi hapis olmaz. Bunlarda yani muayene unutarsanız cezaevi olmaz. En kötü ihtimal aracınızı trafikte men ederler. Cevap D seçeneği uygulanmayan arıyorduk biz zaten. Geçelim. Motor yağı seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması hangisine neden olur? El frenini iyi tutmasına, motor parçalarının zarar görmesine, egzoz susturucusunun delinmesine, lastik hava basınçlarının düşmesine. Doğru cevabımız B seçeneği. El freniyle alakası yok, egzozla alakası yok, lastik basıncı ile alakası yok. Şimdi yağ seviyesi ile ilgili şunları kısaca bilelim. Motor yağının görevleri sürtünmeyi önler, parçaların soğumasına yardımcı olur. Parçalar temizler. Parçaların temiz kalmasını sağlar. Motor yağ, yağının görevi bunlar. Şimdi Parçaların zarar görmesini engelliyor işte. Hangisine neden olur? Şimdi eğer yağınız seviyeniz düşmüşse parçalar zarar görür sürtünme olacağı için. Yağ seviyesi azalırsa bu sorumuzun cevabı bu şekilde. Şunlar önemli. Buranın fotoğrafını alın. Yağın arkadaşlar bir de raf ömrü var. Yani belli bir her yıl rutin bakımda değiştiriyoruz. Bir de belli yılı dolunca da değiştiriyoruz yine kullanmasak bile. Çünkü raf ömrü var. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi gözlük kullanarak görme yeterliliğine sahip sürücüler için doğrudur? A) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük ve lens kullanmak zorundadırlar. C. Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. D. Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. Doğru cevabımız nedir? Arkadaşlar ehliyet alırken, sürücü belgesi alırken gözlüklü ise eğer işlemleriniz yani gözünüzde bir numara sıkıntısı var ise yani o zaman araç kullanırken gözlük kullanmak zorundasınız. Hatta araç ehliyetinizde gözlük işareti varsa daha sonra trafik kontrollerinde gözlüksüz görürse sizi trafik polisi bundan ceza bile yazabilir. Hani çok yazmıyorlar ülkemizde çok uygulanmıyor ama yani yetkisi dahilinde isterse yazar. Çok yazmıyorlar ama. Eğer gözlüklü bir şekilde ehliyet sürücü belgesi almışsanız bunu her zaman kullanmak zorundasınız. Bunlara sürücü belgesi verilmez ifadesi yanlış. Geceyle alakası yok, şehir dışı ile alakası yok. Geçelim. Uzun huzmeli farlar açıkken numaralandırılmış durumlardan hangileri olursa kısa huzmeli farları kullanmalıyız Soruyu dikkatli okumakta çok fayda var Uzun huzmeli far açıkmış Fakat Bir durumla karşılaşıyoruz bu durum sonucunda kısa farlara geçiyoruz Bakın bu çok önemli Şimdi bu yanlış anlaşılmasın ne zaman kısa farı kullanmalıyız gibi anlaşılmasın Halihazırda uzun farı kullanıyoruz fakat Bir durumla karşılaşınca kısa fara geçeceğiz Yeterince aydınlatılmış yollara girdiğimizde Evet uzunken Aydınlatma yeterli olmaya başlarsa kısayı kullanıyoruz doğru Yayalarla aynı yönde ilerliyorsak alakası yok Demiryolu geçişine yaklaştığımızda alakası yok geceleyin önümüzdeki aracı geçeceğimiz zaman Bu da doğru Cevabımız B seçeneği Bakın soru şaşırtmalı direkt kısa farları ne zaman kullanmalıyız demiyor Önce uzun farlar açık sonra kısa farlara dönüş dönüyoruz. Unutmayın farlarda uzun farlar 100 metreye kısa farlar 25 metreye aydınlatıyor. Onu da söylemiş olalım. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili hangisi yanlıştır? Atar damarlar kan basıncını toplar. Toplar damara daha atar damarlarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır. Özür dilerim. Kan basıncı. B. Toplar damar genelde cilde yani yüzeye yakındır. C. Kılcal damardaki kanamalarda hayati tehlike arz etmez. D. Toplar damar kanamalarında koyu renklidir kan. Yanlış olana bakalım. Cevabımız nedir? Arkadaşlar toplar damar kanamaları koyu renkli. Bu doğru. Kılcal damar kanamaları hayati kıl inceliğinde kabarcık şeklinde hayati tehlikesi yoktur. Toplar damarlar genelce cilde yakın. Bu da doğru. Yanlış olan ne? Atar damarda kan basıncı toplar damara göre azdır. Yanlış arkadaşlar tam tersi. Atar damarda kan basıncı toplar damara göre fazladır. Unutmayın. Tam tersi olacak burada. Yanlış aradığımız için cevap A seçeneği. Geçelim. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri yani petekler aracılığıyla soğutan parçaya nokta nokta denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Amortisör, radyatör, alternatör, distribütör. Petekler aracılığıyla. Arkadaşlar bu sorudan anladığımız kadarıyla soğutma sistemi elemanı bu. Bu da radyatör arkadaşlar. Radyatör. Bakın şurada. Ne nasıl soğutuyormuş? Bünyesinde bulunan çok ince hava temel. Arkadaşlar motor soğutma suyu işte bu şekilde bu radyatörün içe şu radyatör arkadaşlar. Bu radyatörün içerisinde dolaşıyor. Bakın arkasında da bir pervane var. Hem aracın önünden hava geliyor, hem arkasındaki pervane soğutuyor. Bu sayede aracın içerisinde bulunan sıcak havayı, ısınan havayı bu petekler soğutuyor. Çünkü sürekli devir daim yapıyor bunun içerisinde. Araçtaki su buradan geliyor, dolaşıyor, motora gidiyor geri. O şekilde soğuma sağlanıyor. Soğutma sistemi elemandır radyatörler. Onu da unutmayın. Geçelim. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 5, 10, 15, 20. Doğru cevap. A seçeneği yangın musluklarına 5 metre park yasaktır. Şimdi park etme ile ilgili şunları bilmenizde fayda var. Sınavda da çıkıyor zaten burası. Şimdi park etmez edilmez lefası budur. Bu bir. Yani buraya ben bayağı madde ekledim. Hepsi önemli, en önemlilerini ekledim arkadaşlar. Hiçbirini geçmeyin. Hepsini videoyu durdurup okuyun. Ben birkaç tane önemli kısmını söyleyeyim size. Yangın musluklarına 5 metre. Ondan sonra duraklara, otobüs duraklarına 15 metre. Alt üst geçitlere ve köprülere 10 metre. Bu alanlara park etmek bu mesafe arasında yasaktır. Bakın şu sarı işaretlediklerim en önemli yerler. Fakat şunlarda siz okuyun bunlardan da geliyor bazen soru. Burada dört tane önemli şey var. Gerisi de çıkabilir ihtimalde olsa. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir? Ayarsız ya da aşınma olduğunda bujilerde. A. Yakıt sarfiyetinin artması. B. Motorun gücünün artması. C. Motorun hararet yapması. D. Motorun yağ yakması. Bujiler dediğimiz ne ile ilgili arkadaşlar? Elektrik sistemi aracı ateşleyen. Dolayısıyla aracı ateşlemesinden sıkıntı çıkacağı için yakıt serfiyatı artar arkadaşlar. Bujilerde ayarsız olması ya da aşınması yakıt serfiyatını arttırır. Yine bujiler ıslak ve nemli olursa araç çalışmayabilir. Kurutmamız gerekiyor bujileri. Arkadaşlar bujiler belli kilometreleri de değiştirilir. Unutmayın. Her yıl değil, her bakımda da değil. Belirli kilometre ya da belli bir yılda. Aracın kullanım kılavuzunda yazar, mesele yazar. 60 bin kilometre de değiştirilecektir. Ya da 5 yıl sonra değiştirilecektirdir. Bujiler önemli. Yakıt tasarrufu için bujilerinizin bakımını yaptırmayı unutmayın. Yani en azından bakın, yenileyin. Geçelim. Trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? A. Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, notar satış belgesi. B tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi, C işitme belgesi, imalat teknik belgesi, D kasko sigortası, sahiplik belgesi. Hangileri zorunlu? Arkadaşlar cevabımız nedir? Gümrük giriş belgesi ile alakası olur mu? Olamaz. Noter satışı istemezler. İşletme belgesi ya da imalat teknik belgesi alakasız. Ben bile görmedim bu imalat teknik belgesini falan daha. Yani görüyoruz da yani gö karşılaşmazsınız. Biz bilmezsiniz. Yine D seçeneğinde de kasko sigortası isteğe bağlı zaten zorunlu değil. Bir defa oradan eleyebilirsiniz. Eleyerek gidin. Cevabımız B seçeneği. Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi. Bunlar zorunludur arkadaşlar. Geçelim. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur? Orta şeridi, hızlanma şeridini, tırmanma şeridini, yavaşlama şeridini. Cevabımız nedir? Tabii ki D seçeneği, yavaşlama şeridi. Arkadaşlar çıkacak, çıkacak demek ne demek? Ayrılacak. Yani otoyoldan ayrılacak. Şurada netleştirelim bu konuyu. Arkadaşlar bakın ayrılma şu sembol, bu işaret bu yol, bu da katılma unutmayın. Bazen bunlar da çıkar. Otoyola girerken bak girerken hızlanma şeridinden yararlanılarak bak. Çıkarken ne diyor? Otoyoldan çıkarken yavaşlama şeridi. Yine otoyolla ilgili bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? Duraklamak, park etmek, geri gitmek, geriye dönmek yasaktır. Onun dışında şu resimlerde bilin bunlar da çıkar zaman zaman. Geçelim. Monoküler yani tek gözü. Mono demek tek demek arkadaşlar. Latince de olması lazım tam emin değilim. Tek gözü gören kişilerle ilgili hangisi yanlıştır? Bu kişiler ticari araç kullanabilir. B. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almak zorunludur. C. Kullanacaklar aracın içinde sağında solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur. D. Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarını denetlenebilmesi için sürücü belgesinde monoküler ibaresi yazılır. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır. Bu doğru D doğru arkadaşlar. C 3 ayna bulundurulması da doğru. Sağlık raporu da doğru. Bu kişiler ticari araç kullanamaz arkadaşlar. Monoküler tek gözü gören kişiler ticari araç kullanamaz. Bakın şu yanlış. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? Şıklarımız arkadaşlar bu soru uzun şıklar okudukça da eleyerek gidelim. Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadır. Bu dursun. Doğru olan arıyoruz. B. Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük lens kullanmak zorundadır. Yanlış. Yalnızca gece araç kullanırken gözlük lens. Yanlış. Bu tür adaylara sürücü belgesi verilir arkadaşlar. Verilmez demiş. Bu da yanlış. Arkadaşlar eğer gözlük kullanıyorsanız zaten sürücü belgelerinde de gözlük kullandığınız yazar. Bu durumda arkadaşlar gözlüğünüzü araç kullanırken her zaman takmak zorundasınız normalde. Aslında polisler istese ceza yazar bu durumdan dolayı ama çok dikkat etmiyorlar, yazmıyorlar. Yani eğer sen sürücü belgesini alırken gözlüklü olarak aldıysan sonraki zamanlarda bunu kullanmak zorundasın. Geçelim. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? İkisi de sağa dönecek. Evet oklarla görüyoruz. Şimdi bu levhalarda levhalar diyorum. Bu resimli sorularda levhaya bakıyoruz. Lehadan ne anlıyoruz? Buranın tali yol. Şuraya bir T yazalım. Buranın ana yol olduğunu anlıyoruz. Şimdi devam edelim. Hızlarını azaltır mı? Bir araç döneceği zaman evet doğru. Azalt, azaltacaksın. Dar bir kavisle ikisi de sağa dönecek. İkisi de sağ olduğu için dar. Arkadaşlar sol olsaydı sol geniş sağ dar bir kavis. C bulundukları şeritte en sağ yaklaşmaları. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü sağ şeride dönecekler ya. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları. Yani şöyle diyor. Böyle tamamlamalar doğru olur mu? Hayır bu yanlış. Cevap nedir? Sağ şeride dar bir şekilde girip sağ şeritten devam edecek. Cevabımız D seçeneği yanlış bu. Geçelim. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Şu çizgi. Şıklarımız: Yavaşlama çizgisi, taralı alana girilmez, bölünmüş yol başlangıcı, taralı alan içine park edilebilir. Doğru cevap B seçeneği, taralı alana girilmez. Arkadaşlar bu çizgilerle ilgili şunlar gelir karşımıza. İşte bunlar. Bu taral alana girilmez. Bu yaya geçidi, bu yaya geçidi, bu da yavaşlama uyarı çizgileri. Unutmayın. Zaman zaman şu şekilde soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi yaya geçidini gösterir diyor. O zaman hangileri? Bunun ikisi. Unutmayın. Bunlar önemli. Şu yaya geçidini karıştırmayın. Bu şekilde de yaya geçidi oluyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir? Şıklarımız aracın kullanıldığı yolun bozuk olması, yorgun, uykusuz olarak araç kullanılması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, aracın arıza yapması. Bize sorulan nedir burada? Kişi. Şıklar tek tek inceleyelim. Aracın kullan yolun bozuk olması yola bağlı, yorgun, uykusuz budursun, uyarı işaretlerinin yetersiz olması yine bu yol ve trafik işaretlerine bağlı bir kusur. Aracın arıza yapması bu da araca bağlı bir kusur. Burada doğru cevabımız B seçeneği yorgun ve uykusuz araç kullanılması kişisel bir meseledir. Kişiden kaynaklanır. Dolayısıyla bu durumda kaza olursa kişiye bağlı bir kaza gerçekleşmiş olur. Geçelim bunu. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? Tek tek inceleyelim. 1. Bir de bir sıkıntı var mı? Yok. Gayet de güzel sollama yapıyor. 2'ye bakalım. Evet 2'de sıkıntı var arkadaşlar. Neden? Bakın bir sollama yaparken yani bir numaralı araç sollama yapmaya başladığı için iki yapamaz. Önce birin gitmesi lazım sollama yapabilmesi için. Bu durumda tehlike ortaya çıkar. Sollama yapmadan önce bakıyoruz aynamızdan. Burada sollama yaparsan birinin önüne çıkarsın. Başka bir araç sollama yapıyordur. O zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Geçelim. Haritada gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? Bakalım illerimize. Hangisi güneyde? Güney nere arkadaşlar? Güney Anadolu bölgesi. Oradan aklımızda gezdin. Neresi? Şurası. Güneydoğu Anadolu. Yani burası güney. Konya. Yukarısı ne? Kuzey. Burası Doğu. Erzurum bölgesi zaten. Burası Batı. İzmir. Manisa tarafları. Haritaları bu şekilde unutmayın. Mutlaka bunu bilmenizde fayda var. Geçelim. Şekildeki gibi dönel kavşağa giren bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Bir bu iki bu. A. korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı. B. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. C. hızlanarak yoluna devam etmeli. D. geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Doğru cevap nedir? B seçeneğidir. 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Neden? Çünkü 2 numaralı araç kavşak içerisinde. Kavşaklarda kuralımız nedir arkadaşlar? Dönel kavşaklarda yol kavşak içerisindeki araca aittir. Bakın. Dolayısıyla yol 2 numaralı araca ait burada. Aşağıdakilerden hangisi araç hızının gerekli şartlarda uygunluğu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? Şıklara bakalım. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi, tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması, dönemeçlere girerken hızın arttırılması, yüklemede gabarinin üzerine çıkılması yapılması gereken ideali soruyor. Doğru cevap B seçeneği. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması doğru. Diğerleri yanlış. Geçelim. Hangisi trafik kaza oranını etkileyen etmenlerden biri değildir? Bakalım. Aracın yük durumu, kural ihlalleri, araç bakımları, aracın beygir gücü. Kaza oranlarını etkileyen yük durumu evet, yüklü araçlar işte düşünürseniz çıkartırsınız zaten mantığını. Kural ihlali yaparsanız zaten kaza etkilenir. Aracın bakımını yaptırmazsanız mesela en basitinden fren bakımını bile yaptırmazsanız freniniz geç tutacağı için kaza oluşur. Burada aracın beygir gücü alakasız oluyor. D seçeneği cevabımız. Geçelim.